kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. AK Parti Sivas Kadın Kolları kadına yönelik şiddetle mücadele günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil, maalesef tüm dünyada bir sorundur. AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, 2002'den beri seçim beyannamelerinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılıklarını ifade ettiklerini söyledi. AK Parti olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık. 2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz seçim beyannamemizden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik. Polat ilk kez 2004 yılında anayasada pozitif ayrımcılık ilkesinin düzenlendiğini belirterek devam eden yıllarda çeşitli düzenlemelerinde yapıldığını aktardı. 2004 yılında anayasada pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız değişiklik ile töre nedeniyle ifadesini ekleyerek töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medeni Kanun, İş Kanunu'nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik.